Ne oldu? Şimdi konuşmak istemiyorum. Ay bu hasrete konaktan ayrılmak hiç yaramamış. Nereden çıktı şimdi bu? Bugün kapıya geldi. Seni sordu. Bahar Hanım'la yukarıda plak dinliyorlar dedim. Zaten plan sesi de geliyordu aşağı. Döndü gitti. Bir şey dedi mi peki? Yok, öylece gitti. Ay bir alasmanlık bile demedi yani bana. Ailesi nasıl insanlar acaba? Sonra eğitimi de önemli. Ailesini bilmem ama bence eğitimi gayet iyi olmalı. Yoksa Murat onu asistan olarak yanına almazdı. Haklısın. Ne yapıp edip Bahar'ı daha yakından tanımamız lazım. Tamam hayatım, bir akşam yemeğe çağırırız. Soracağın bütün soruları sorarsın. Ay güzel de bir kız. Kibar. Hareketleri, konuşması çok düzgün. Her şeyle Selin'i andırıyor. Sence Murat da bu benzerliğin farkında mı? Muhakkak öyle olmalı. Belki de o yüzden onu yanına aldı. Bence kesinlikle öyle. Hayır yani Murat'ın da Bahar'a karşı bir ilgisi olabilir. Henüz yoksa bile bunu sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Her geçen gün Murat'a daha da çok kapılıyorum. Ruhum, aklım, her şeyim onun elinde sanki. Bu kadar çok sevebilir miyim? Ben birini aklım almıyor. Bir girdaba kapılmış küçük bir dal parçası gibiyim. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. İntikamını alacağım abla. Çektiğin acıların hesabını soracağım. Yakında abla. Yakında. Dayanamayacağım. Ben Murat'ın yanına çıkıyorum. Bahar mı soracaksın? Murat? Murat? Murat nereye gidiyorsun? Koray kapıyı açar mısın? Murat ne oluyor? Murat! Murat! Nereye gidiyor? Gramofonu sahibine iade etmeye gidiyor. Hasrete. Bu kızdan hemen kurtulmamız lazım. Hemen. Bunu sana getirdim. Bu senin başarı hediyendi.
Oturmayacak mısın? Bunlar babamın. Küçük bir pikabı vardı. Kırık dökük bir şey. Kimseye dokundurtmazdı. Bir süre sonra ne olduysa oldu. Plak da dinlememeye başladı. Bugün odasına girdim senin istediğin pilav bulmak için. Itri. Itri. Onu ararken bu plakları da buldum. Babam bunu çok dinlerdi. Ben de çok sevmiştim. Hala severim. Selyan Hanım.